Hadi morca bakalım kurbancılarla alıcılar, satıcılar neler var bir görelim. Fiyatlar 2,5'tan başlayacak. 3000, 3500, 4000 böyle 6,5, 7'ye kadar çıkacak fiyatları bu. Bir de şuna bağlayalım. Malum bu sene yem çok pahalı. Yeme çok büyük şey var. Köylüye de hak veriyoruz çünkü bunu bu duruma getirmek öyle kolay değildir. İkincisi nakliye çok biniyor. Mesela doğudan bir kamyon gelse İstanbul'a ne kadar tutar nakliye? Abi şu an bayrama yakın olunca daha fazla istiyorlar çünkü yoğunluk şimdi. Yani en normal kısa bir yoldan gelse 15 bin lira. 25 bin lira şu an araba geliyor. Bir Van'dan getirmeye kalksan 20-25 bin lira. Bu çok büyük bir para, külfet. İkincisi burada çadır mesela. Çadır kuruluyor. Normal bir çadır 25-30 lira, 35 liraya kadar çadır çıkıyor. Yani vatandaş şimdi nereye getirsin? Malını getirip koyuyor ama 25 lira nakliye bindi. Tutacağı mesela büyük baş olursa 18 tane 20 tane mal alır. Bak. Bu da fiyatlara yansıyor. Tabii mecbur yansıyacak. Adamın burada yediği, içtiği onu da katmıyoruz. 25 arabaya verdik. 30 bin lira da çadır parası verdik. Ne oldu? 50-55 bin lira. Bunun burada yediği, içtiği bunu da hiç katmıyoruz. Bir gün bir hayvanın başına kattığın zaman ufak başa çok masraf biniyor yani. Vatandaş ne yapsın yani? Gönül ister ki ucuza gelsin, ucuza gitsin ama olmuyor. Vazifemizdir yani bunu. Allah yoluna kesiyorsun. Herkes istemez mi ibadetini yerine getirmeye? Ya bayramın üçüncü günü veya birinci günü, ikinci günü geldiğimiz zaman bu fiyatlar yarı yarıya düşecek, ben o zaman alacağım. Ya bu da bir şey olmaz ki yani, fırsatçılık. Yani hem alan da yapmasın, satan da yapmasın. Gel. Hasbahçanın aracı, hasbahçanın aracı. Kimi tatlı, kimi acı. Benim gönlümün ilacı ya bulunur. Tabii yani aslında kurban pazarları sessiz olur şu aralar. Çünkü neden? Daha kaç gün var? 7'si mi başlıyor? 8'i mi? 9 galiba değil mi? Kurban Bayramı'nın başladığı tarih 9. Buradan da şeye de bir 7 gün var. 15 gün var yani en az. Şimdi 15 gün... Kim nerede bunu alıp da nerede besleyecek? Yani eskiden evlerin bahçeleri falan erken alınırdı. Aslında zaten kurban erken alınır. Şimdi kurban ne? Kurban Allah'a sunduğun bir şey. Ve o bir can, bir varlık, bir sevdiğin bir varlık ayrıca. İşte eskiden kurbanlar erken alınır. Bir hafta 10 gün önce alınır. Ona bakarsın, beslersin. Yani sonuçta beslediğin, büyüttüğün, hatta gönülden bağlandığın bir şeyi Allah'a kurban ediyorsun. Şimdi herif telefonla diyor ki 3 tane kes benim için. Ben de para bol abi. Göndereyim kaç para? 6 şart. Tamam gönderdim 18 bin lira da gönderiyorum. Çocuklara dağıt. Kurban olmuyor ki bu. Ya bakın yani bunların ritüelleri vardır. Kurban bayram günü gene anlatırım size. Ama ya bu şey bir kere söyleyeyim. Hani efendim ben gönderdim onu Türk Silahlı Kuvvetleri Vakfı'na verdim. O kurban değil, o bağış. Adak yaparsın, bağış yaparsın. Oo. Kurbanın özelliği o işte. Sevdiğim bir varlığı armağan etmek. Ondan vazgeçmek. Onun için eskiden diyorum kurbanlıklar önceden alınır, beslenir, bakılır. Hatta kuzu zamanında alır, besler, büyütür. Kurbanda da keser. Yani canından can kopmuş gibisinden. Çünkü kurban nereden geliyor? Hazreti İbrahim oğlunu efendim kurban edecek. Son saniyede diyor ki tamam çok pahalı olduğunu gördüm ve koç iniyor değil mi? Hah. Yoksa oğlunu feda ediyor. Yani öyle bir şey canından can verecek. Şimdi bizimki bu yani bu dedikleri kurban kesin oradan 3 tane 5 tane. Neyse fazla girmeyelim bozuluyorlar.